Eğer bu ülkede bir darbe yapılacaksa, bu ülkede bir değişiklik yapılacaksa, bunu yapacak tek kesim ve tek kişi ve bu konudaki tek müktesebata sahip olan aziz milletimizdir. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe ve Karacasubel'de danışma toplantısı Karaçayır'da bulunan belediye nikah salonunda yapıldı. Bu yapılarla ilgili hep söylenen şu, işte Tayyip Bey için yapılıyor. Hiçbirimiz vaki değildir. Zaten sistem devreye girdiğinde Tayyip Bey'in sesi de iki dönemden fazla yapamıyor. Toplantıya partinin üst yönetimi ve ilçelerdeki tüm kadroları katıldı. 15 yıl önce yeter, söz de milletindir, karar da milletindir diyerek milletiyle birlikte çıkılan bir yoldayız. Toplantıda konuşan Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, referandum kampanyalarında yapılmaya teşebbüs edilecek olan algı operasyonları olacağını söyledi. Bu süreçte tabii çok değerli arkadaşlar, kampanyalar başlayacak. Bizler Bolu Teşkilatı olarak bütün teşkilat birimlerimizle, sandık başkanlarımızla, mahalle köy temsilcilerimizle bu çalışmaya dün hazır olduğumuz gibi, dün yaptığımız gibi bugün de en güzel şekilde hazırlığımızı yaptık, yapacağız ve alnımızın akıyla inşallah bu referandum sürecini tamamlayacağız. Karacasubel'de Başkanı Celal Beydili ise başkanlık sistemi için referandumda neden evet kullanacağını açıkladı. Meclis şu an yürütmenin kontrolündeki başkanlık sistemiyle dar bölge sistemi getirirse milletvekillerinin sorumluluğu artacaktır. Denge ve denetleme meselelerinde başkanlık sisteminin üstünlüğü görülmektir. Tüm bu ifade ettiğim gerekçeler de göz önünde bulundurularak daha güçlü bir Türkiye için ben varım, Karacasubel halkı varım diyoruz. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasından önce hükümetin belediye başkanı kadar dahi yetkisi olmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Abdullah Bey olmadığı zaman da inanın bir başbakan bir herhangi bir il müdürümle değiştirme yetkisine sahip değildi. Niye Cumhurbaşkanı'nın evet demesi lazım? Demezse olmuyor. Bolu Belediye Başkanı kadar müddetir olmayan bir hükümetler dönemi ülke geçirdiler. Bizler belediye başkanları olarak çok daha büyük yetkiye sahip kılınmışız kanunla. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise konuşmasında darbe yapma hakkının da anayasa yapma hakkının da millette olduğunu söyledi. Eğer bu ülkede bir darbe yapılacaksa, bu ülkede bir değişiklik yapılacaksa bunu yapacak tek kesim ve tek kişi ve bu konudaki tek müktesebata sahip olan aziz milletimizdir. Biz aziz milletimiz dışında hiçbir vesayet makamını, hiçbir unsuru, hiçbir gücü kabul etmiyoruz. İl Başkanı Nurettin Doğanay referandumda Bolu'dan güçlü bir evet çıkacağını söyledi. Kapı kapı, ev ev, mahalle mahalle, ilçe ilçe, kapısını çalmadığımız, elini tutmadığımız insan bırakmadan inşallah bu referandum süresinden Bolu'dan güçlü bir evetle inşallah bu süreci tamamlayacağız. Toplantıda ayrıca belediye tarafından yapılan Bolu belgeseli de izlendi.